Saatler geçiyor, işte arama kurtarma ekipleri geliyor. Bakıyorlar ki anne babamın ölüsü orada. Ben morgdayken bir anda ağlamaya başlıyorum ve hayata dönüyorum. Ve doktorlar abilerime gidip diyorlar ki bu çocuğun kurtulması mucize. Allah bu çocuğu o arabadan almış ve kendi elinin üstüne koymuş. Bu çocuğun çok özel bir hayatı olacak. Merhaba, ben Mikail. Aslen Adıyaman Kahta ilçesinde doğdum ama 1 yaşından beri Malatya'da yaşıyorum. Benim tanıklık hikayem şuradan başlıyor. Ben 1 yaşındayken gecenin bir vakti yüksek bir derecede ateşleniyorum, hastalanıyorum ve ailem beni hastaneye götürmek için acil bir şekilde yola çıkıyorlar. Hemen arabaya biniyoruz ve hastaneye doğru yola koyuluyoruz. Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze doğru giderken uzun bir yol var, 30 kilometre yaklaşık. Orada karşımızdan gelen sarhoş bir tır şoförü bize önden çarpıyor. Ve maalesef ki orada annem babam hayatını kaybederken benim mucizevi bir kurtuluşum oluyor. Arabanın sol arka camına girerek yaklaşık bir 30-40 metre ilerideki yeşillik alana uçuyorum. Ve aradan saatler geçiyor, işte arama kurtarma ekipleri geliyor. Bakıyorlar ki anne babamın ölüsü orada ama arabanın içinde çocuk yok. Nerede bu çocuk? İşte çevreye dağılıp baktıkları zaman beni yeşilin içerisinde ölü olarak buluyorlar. Çünkü o cama girmenin etkisiyle kafama camlar girmiş, yüzüme, vücudumun her yerine ve kan yara beri içerisinde beni morga götürüyorlar. Aradan saatler geçiyor. Ben morgdayken bir anda ağlamaya başlıyorum ve hayata dönüyorum. Ve doktorlar abilerime gidip diyorlar ki bu çocuğun kurtulması mucize. Allah bu çocuğu o arabadan almış ve kendi elinin üstüne koymuş. Bu çocuğun çok özel bir hayatı olacak diye doktorlar söylemişler aileme, abilerime. Ve oradan sonra tam beni çocuk yetiştirme yurduna vereceklerken halam ve dayım geliyorlar ve beni yanlarına alıyorlar. Beni Malatya'ya götürüyorlar. Onlar beni büyütüyorlar sağ olsunlar ve ben artık konuşmaya başladığım andan itibaren onlara anne ve baba diyorum. Onun çocukları benim kuzenim oluyor. Onlara abla abi diyorum. Tam normal bir aile oluyoruz. Yaklaşık 5-6 yaşlarında artık bana yavaş yavaş öğretiyorlar, aşılıyorlar. Anne baban öldü, bak trafik kazasında sen kurtuldun, biz seni yanımıza aldık, biz seni büyüttük. Ama sen benim oğlumsun, annem bana öyle söylüyor. Ve tabii küçük yaşta olduğum için pek anlamıyordum. Tamam annem babam öldü, tamam şu anda annem babam var, iyi seviliyorum, tamam bir sıkıntı yok. Böyle kendim hep aşıladığım için ve ailem bana bunu aşıladığı için öyle büyük bir acıyla büyümedim. Zaten o acıyı yaşamadığımı bilmediğim için çok da bir yürek acısı yaratmamıştı bende. Ama tabii benim annem babam öldüğünde abilerim ergen yaşlardaydı. Yaklaşık 15 ile 19 yaşlar arasında. Tabii onların hep akıllarına geldikçe üzülüyorlardı. Akrabalar arasında anne baba muhabbeti açıldığı zaman hani ben gülüp eğlenebiliyordum ama onlarda herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Daha sonrasında 12-13 yaşlarında ben mahallede 3 Koreli ile tanıştım futbol oynarken. Onlar bana dediler ki işte biz Hristiyanız. Aa dedim ben de Hristiyanım. Ama bunu söylememdeki sebep ben aslen Süryani kökenliyim. Ortodoks kökenli. Vefat eden annem babam da öylelerdi. Aa ben de Hristiyanım diye bir tepki vermiştim. Ama o zamana kadar sadece Hristiyanlığı kültürel olarak biliyordum. Sadece İncil'in ilk bölümündeki Matta bölümünden birkaç ayet okumuştum. Bildiğim ufak çaplı şeyler vardı. İşte İsa Mesih var, işte dünyaya gelmiş, ölmüş, dirilmiş. Sadece bildiğim tek şey bunlardı. Ama o güne kadar Hristiyan'a dair bir şey yaşamamıştım. Hatta Malatya'da okuduğum okulda sen Hristiyansın dediklerinde hayır ya ne oluyor diye böyle bir kabadayılık bir taslıyordum aslında. Ondan sonrasında diğer hafta oldu. Pazar günü ben kiliseye gittim. Beni götürdüler ve bir baktım bir evin içerisinde toplanıyorlar. Ya dedim böyle kilise mi olur ya? Benim bildiğim kilise tarihi bir kilise, büyük. Yani evden kilise mi olur diye. Sağ olsun onlar anlattılar. İncil'e göre kilise cemaattir, bir bina değil. Kilise binasına biz kilise binası diyoruz ama kilise dediğin şey toplanan kişilerdir. İsa Mesih'in çocukları nerede olursa olsun orası bir kilisedir diye anlattılar. Tamam eyvallah. İşte aradan yarım saat geçti. Şimdi hadi buyurun tapınmaya başlıyoruz dediler. İlahi söylemeye başladılar. Baktım enstrümanlarla ilahiler söyleniyor. Bir tarafta gitar, bir tarafta piyano, darbuka, kahon vesaire vesaire.
Beni şaşırttı. Çünkü ben o zamana kadar sadece birkaç kere Ortodoks Kilisesi'ne gitmiştim. Benim bildiğim ayinlerde herkes dimdik ayakta durur. Kilise orgu çalınır. İşte koro ilahiler söyler. Birkaç saat sonra tapınma biterdi. Ama orada ilahilerde çok farklı bir ruh vardı. Gerçekten sözler hem anlaşılır hem de anladım ki oradaki insanlar müziği kullanarak ilahinin sözleriyle Tanrı'ya övgüler sunuyorlar. Yerin göğün yaratıcısı Tanrı'ya, İsa Mesih'e övgüler sunuyorlar. Tanrı'nın adını yüceltiyorlar. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra vaaz oldu ve vaazda İsa Mesih'in tanrılığı hakkında konuşuldu. Ve evet, ben biliyordum İsa Mesih Tanrı ama detaylı bir şekilde bilmiyordum. Bunun hakkında konuşuldu ve Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlü birlikten bahsedildi. Ben bilmediğim konular vardı bu konuda. Benim bildiğim Baba, Oğul, Kutsal Ruh üç farklı tanrı gibi değil ama tam anlamını bilmediğime ötürü bir anlam veremiyordum. Benim için çok da bir derin bir anlama sahip değildi. O gün öğrendim ki tek bir tanrı var. Tanrı kendi üç farklı kimlikte açıklıyor. Baba, Oğul, Kutsal Ruh ama tanrı tektir. Bunları detaylı öğrendikten sonra işte tapınma bitti ve bir abi geldi yanıma. Dedi ki ben senin için dua edebilir miyim? Tabii abi dedim. O elini üzerime koydu ve söylemeye başladı. İşte biliyorum küçük yaşta sen anne babanı kaybettin ama Rab İsa sana bir baba oldu. O senin ailen oldu. Tanrı senin aracılığında çok büyük işler yapacak, çok güzel işler yapacak. Sen tapınma grubu vizyonunla büyüyeceksin. Tanrı seni büyük bir tapınma önderi yapacak, ruhsal bir baba olacaksın gibi 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 Tanrı'dan benim için duyduğu sözleri bana iletti. Biz buna tabii ki de peygamberlik armağan diyoruz. Tanrı'dan ne duyduysa bana söyledi. Ve tabii ki de ben çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şeye rastladım. Nasıl bir insan Tanrı'dan duyduğu sözleri çok doğru bir şekilde benim hayatımı bilmeden bana söyleyebilir ki? Tabii sonradan anladım ki yeri göğü yaratan Tanrı'nın gücü her şeye kadirdir ve her şeyi yapabilir. Ondan sonrasında birkaç hafta daha geçti ve ben yine bir pazar kilisesi sonrasında eve gittim. Ve artık kararlıydım. Çünkü İsa Mesih'in sevgisi, gerçek sevgisi beni gerçekten etkilemişti. Ve eve gittim, odamın kapısını kapattım ve diz çöküp dua etmeye başladım. Rab İsa, eğer sen gerçekten varsan bana somut olarak kendini bir şekilde göster. Evet, ben senin sevgini hissediyorum, senin varlığını da biliyorum ama seni daha iyi görebilmem için bana bir şeyler göster tarzı bir dua etmiştim. Ve o anda bir el böyle sol omuzumda hissettim. Ve kafamı kaldım, dedim Allah Allah, acaba odada birisi mi var diye. Yok. Ve sonra o anda anladım ki yeri göğü yaratan Tanrı kendini her şekilde bana ispatlayabilir, her şekilde gösterebilir. Tabii buna onun ihtiyacı yok ama benim ona ait olabilmem için benim buna ihtiyacım vardı. Ve o eli hissettikten sonra dedim ki evet Rab, sen kesinlikle benim hayatımda varsın. Tüm insanlar için sen dünyamıza geldin, çarmıha gerildin, öldün ve dirildin. Tamamen bunu bizleri sevdiğin için ve bizleri kurtarmak istediğin için yaptın. Ve ondan sonra şöyle demeye devam ettim. Rab, evet ben bu saatten sonra hayatımı sana adıyorum. Gerçekten sadakatle senin için çalışacağım, senin için hizmet edeceğim. Tüm insanlığın kurtulması için beni kurtardığın gibi ben de onlara bu kurtuluş ilacını, yani senin sözünü, senin müjdeni vermeye çalışacağım. Ve senin adınla en büyük hizmetlerde bulunmak istiyorum diye bir adanmışlık duası ettim kendi içimden. Ve ondan sonra İsa Mesih'in kutsal ruhunu aldığımı hissettim. Çünkü Rab dedi bana iman edenin içinde, herkesin içinde kutsal ruh bulunacaktır diye. Ondan sonra tabii ki de hayatım hem müthiş bir şekilde devam etti esenlikle ama hem de birçok zorlukla karşılaştım. Şöyle biraz geriye döneceğim. İsa Mesih'le tanışmadan önce benim hayatımda büyük bir şekilde ergenliği aşılarda kaygı, depresyona yönelik şekillenen hareketler, yalan, dolan, hatta öz be öz ailemin parasını çalmaya kadar tamamen saçma sapan huylarım ve hareketlerim vardı. İlk böyle nefret ettiğim ama yapmaktan da hoşuma giden şey yalandı. Yalan söylemeyi çok seviyordum. Böyle benim için oyun oynamak gibi bir şeydi. Böyle yalan söylemediğim zamanlarda neden yapmadım dermişçesinde bir his oluşuyordu içimde. Tabii bunun yanlış olduğunu farkındaydım kültürel olarak. Ama
Söylediğim yalanlar bana koymuyordu ya da bir pişmanlık uyandırmıyordu. Zevk alıyordum. Para çalmaktan zevk alıyordum. Tabii bu bir banka soygunu falan değil ama ailemin parasını çalmak benim hoşuma gidiyordu. Tabii bunları kötü bir amaçla kullanmıyordum. Gidiyordum internet kafede oyun oynuyordum. Arkadaşlarımla yiyip içiyordum ama tabii ki de yanlıştı. Ama bunlar benim için çok normal şeylerdi. Evet, sonuçta koyulan kurallar yıkılmak için vardır. Ben bu anlayıştaydım. Yasaklanan yanlışları yapmak benim için zevk verici bir şeydi. Tabii ilk başta küçük yaşlarda ailemin öldüğünü öğrendiğim zamanlar bana çok bir acı vermemişti ama yaşım ilerledikçe bir şu kaygıya düştüm. Ya bunlar benim gerçek ailem değil. Tamam, aileme anne baba, abla, abi diye hitap ediyorum. Ama acaba ileride beni terk edecekler mi? Acaba beni diğer çocuklarından ayıracaklar mı? Bana gerçek sevgi verebilecekler mi? Veya ileride üniversiteye gidersem beni destekleyebilecekler mi? Bana bakabilecekler mi? Yoksa tamamen yalnız başıma tek tabanca büyüyen bir adam mı olacağım diye çok büyük kaygılarım vardı. Ve zamanla sanki ailemin bana olan sevgisinin gittiğini hissediyordum. Tabi bir ara ailemle aram kötü oldu bu yaptığım yanlışlardan ötürü. Yalan, dolan, hırsızlık vesaire 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 yaptığım her şeyden ötürü ailemle aramda biraz bir duvar oluşmuştu. Ama bunlar kesinlikle bende biraz depresyon uyandırmaya başladı. Ve bu depresyon oldukça ben daha çok hata yapmaya başladım. Daha çok ve zevk alıyordum. Normalleşiyordu. Ama İsa Mesih'le tanıştıktan sonra işte hayatımın kırılma noktası buradaydı. Tabii ki de yine ufak tefek de olsa günah işlemeye devam ettim insanlık olarak. Ama bu yaptıklarımdan artık tiksiniyordum. Artık nefret ediyordum. Yaptığım her ufak hatadan bile o kadar büyük bir pişmanlık duyuyordum ki. Ama bu şeyden ötürü değil. Hata yaptım. Tanrı beni öldürecek. Tanrı beni kesecek. Ay, cehenneme gideceğim. Kesinlikle bu korkudan ötürü değil. Evet, Tanrı'ya duyduğum korkudan ötürü, ona duyduğum saygıdan ötürü. Ama en büyük nedeni de şuydu. İsa Mesih günahtan nefret ediyor. İsa Mesih günahtan tiksiniyor. Çünkü o çarmıhta bizim için kendi canını feda etti. Bizler için kendi kanını akıttı. Bizlere bir kurtuluş önderi oldu. Bizim de ona sadık ve layık bir şekilde yaşamamızı söyledi. Beni etkileyen cümlelerden bir tanesi de şuydu İncil'de. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Hiçbir şekilde emribaki konuşmadı İsa. Şunu şunu yap, bunu bunu yap, yapmazsan sana şunu yaparım, yaparsan şu ödülü alırsın gibi söylemlerde kesinlikle bulunmadı. Şu cümlenin güzelliğine bakar mısınız? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. İşte bu beni etkiliyordu. Ve ben de bir süre sonra bu düşünceye girdim. Evet Rab, ben seni seviyorum ve senin buyruklarını yerine getirmek istiyorum. Evet, sen günahtan nefret ediyorsun ve ben de günahtan nefret ediyorum. Yaptığım her şey için tövbe ediyorum Rab. Tabii ki de yine arada yanlışlarım, günahlarım oluyordu ama geçmişle en büyük farkı bu artık benim için normal değildi. Bu benim için tiksinti, utanç verici ve tamamen yanlış, pişmanlık uyandıran şeylerdi. Bu düşünceye girdikten sonra hayatım daha bir farklı olmaya başladı. Attığım her adımı düşünerek yapıyorum, büyükleme danışarak yapıyorum. Bir karar vermeden önce İsa Mesih olsaydı ne düşünürdü, İsa olsaydı ne yapardı diye düşünmeye başladım. Ve ben böyle düşünmeye başladıkça, adımlar attıkça, attığım her adımda bana çok güzel kapılar açıldı. Attığım her adımda bereket vardı, esenlik vardı, mucizeler vardı. Yıllar sonra ben müziğe başladım. Kiliseyle tanıştıktan bir süre sonra gitar çalmaya başladım ve benim en büyük hayalim bir tapınmacı olmaktı. Bir süre sonra kendi kendime işte gitar öğrendim, piyano öğrendim, kilisede tapınma yapmaya başladım. O zamanlar tabii çok amatör olduğum için hizmette pek bir yerim olamadı. Çünkü kendi kendimi geliştiremedim ve çok büyük utanç duyuyordum. Benim gibi yeteneksiz biri, başarısız biri Tanrı'ya ilahi söylemeye layık değil. Yani sesim güzel olmalı, enstrümanımı çok iyi çalmalıyım diye düşünüyordum. Ama sonra Tanrı büyük bir bereketiyle bana dokundu ki, tabii çok büyük bir müzisyen olmadım, çok mükemmel bir sese, müzik yeteneğine sahip olmadım ama Tanrı bana şu anlayışı verdi. Senin yürekten yaptığın her şeyi ben kabul ediyorum oğlum. Senin yürekten söylediğin her ezgi, yürekten söylediğin beni yücelten her cümleyi ben kabul ediyorum. Çünkü sen bunu benim için yapıyorsun. İnsanları memnun etmek için değil. Çünkü tapınmanın benim için anlamı Rab'le geçirdiğim, baş başa geçirdiğim müthiş ve derin bir zamandı. Tapınmacılar da kilisede ilahi söyleyen kişiler, ilahi söyleyen cemaati Tanrı'ya yaklaştırmakla görevliydi. Ve ben de bunun en iyisini yapmak için çalıştım. Sonra İskenderun'da konservatuvara girdim ve 4 yıl boyunca tamamen Rab'bin adını yüceltmek için, enstrümanımda gelişmek için
çok büyük savaşlar verdim. Tabii zor oldu ama sonrasında Tanrı beni çok büyük bir şekilde ödüllendirdi. İzmir'e taşındım 2020 yılında ve kiliseye gittiğimde bir vaiz abiyle tanıştım. Başka bir kiliseden bir abi kilisemize misafir olarak gelmişti. Ve o vaaz verdikten sonra tekrardan geldi bana dedi ki, Mikail ben senin için dua etmek istiyorum. Tabii abi. Yine el koydu ve dedi ki, senin annen baban öldükten sonra İsa Mesih sana baba oldu. Ben tekrardan çok kötü oldum ve ağlamaya başladım. Çünkü yıllar önce yine aynısını yaşamıştım. İlk Hristiyan olmadan önce bir abi bana yine aynı İsa Mesih'ten, Tanrı'dan duyduğu sözleri aktarmaya başlamıştı. Senin yüreğindeki tapınma grubu, yani ilahi grubu vizyonunu biliyorum ve Tanrı sana bunun en iyisini verecek. Bekle, sana harika insanlar göndereceğim ve sen çok iyi bir tapınma önderi, ruhsal bir baba olacaksın diye Tanrı'dan duyduğu sözleri bana iletmeye başladı. Ve ben o kadar etkilenmiştim ki yıllar yıllar öncesinde bana bu sözler verildi ve tekrardan şimdi Tanrı bana konuşuyor bir abim aracılığıyla ve bu beni çok mutlu etmişti. Aynı zamanda üzüyordu. Yıllar boyunca neden bunlar gerçekleşmedi diye. Ama ben öğrendim ki beklemem gerekiyor. Tanrı'nın uygun bir zamanı var. Ve 2 yıl geçtikten sonra 2022 yılında ben bir tapınma grubu kurmaya başladım. 7 kişilik bir grup. Farklı farklı kiliselerden ilahi grubu. Bizler kilise kilise şehir şehir dolaşarak tapınma akşamları, ilahi akşamları yapmaya başladık. Ve gerçekten bizler ilahi söylerken birçok insanın bedensel ve ruhsal olarak şifa aldığını, bazılarının günahlarından dönüp tövbe ettiğini ve daha Tanrı'yla daha sıkı bir ilişkiye sahip oldukları zamana tanık oldum. Bizler tapınma grubu aracılığıyla birçok şehre gidiyoruz ve tapınma akşamları yani ilahi akşamları yapıyoruz. Orada insanların gerçekten büyük bereket, teşvik aldıklarını gördük. Bedensel ve ruhsal şifa aldıklarını gördük. Gerçekten hastaların iyileştiklerini ve depresyonda olanların, kaygı içerisinde yaşayanların İsa Mesih'in sevgisiyle şifa aldıklarını gördük. Ve Tanrı bizlerin hayatında birçok şey yaptı. Onun yıllar önce verdiği tasarlar, vizyonların hepsi gerçekleşti. Tanrı sadece Hristiyanlara konuşmuyor. Tanrı sadece Hristiyanlar için dünyaya gelmedi veya İsa Mesih sadece bizler için çarmıha gelip kendi canını feda etmedi, kanını akıtmadı. İsa Mesih yaşayan tüm insanlık için dünyaya geldi. Çarmıhta dökülen kanı tüm insanlık içindi. Çünkü bizleri o kadar çok seviyor ki, o kadar çok seviyor ki, bizler için yapmadığı şey kalmadı. Düşünüyorum, benim parmağım azıcık delindiğinde yaşadığım acı ne kadar büyük. Ama İsa Mesih'in elleri, ayakları çivilendi, delindi. Başına dikenli taç oturtup alay ettiler. Yüzüne tükürdüler. Sen Tanrı'nın oğluysan hadi kendini çarmıhtan indir de görelim diye söylediler. Ama İsa Mesih'in verdiği cevap şuydu. Baba onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yine de insanlığı o kadar çok sevdi ki, o kadar çok sevdi ki her şeyi yaptı. Hepimize konuşuyor İsa Mesih. Hepimizin hayatında tasarları var, hepimizin hayatında planları var ve en önemlisi hepimize sağladığı, hepimize duyduğu büyük bir ve eşit sevgi var. Ve ben biliyorum ki İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı olacak. Amin.